Merhaba sevgili koçlar. 2-9 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu hafta gökyüzünde çok fazla bir hareket yok. Gezegenlerde en önemli hareket 6 Şubat'ta Merkür'ün retro harekete başlaması olacak. Haftanın genel seyrine baktığımızda ayın pozisyonları sizi nasıl etkileyecek? Hafta başında 3 Şubat'ta Ay Koç burcunda olacak. Haftaya enerjik başlayabilirsiniz. Ay sizin burcunuzda olacak. Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz bir süreçtesiniz. 3 ve 4 Şubat'ta Ay Koç burcunda seyrederken Plüto, Uranüs ve Terazi burcundaki Mars'la da sert etkileşimler yapacağı için ilişkiler konusuna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 4 Şubat'ta Terazi burcundaki Mars'la burcunuzdaki Ay arasındaki karşıtlık, karşınızdaki kişiler, eşiniz, ortağınız veya yakın bir arkadaşınızla gerginlik yaratabilir. Bu nedenle çok ani hareketlerden, tepkilerden kaçınmalı, biraz daha sakin kalmaya çalışmalıyız sevgili koçlar. Ayın 5'inden sonra Ay Boğa burcuna geçiş yapacak ve sizin için de maddi konular biraz daha öne çıkacak. Gelirler, giderler, bütçe dengelemesi, bazı alışverişler, ödemeler gündemde olabilir. 6 Şubat'ta Balık burcundaki Merkür retro harekete başlayacak. Şu sıralarda sizin 12. evinizde ilerliyor ve Neptün'le kavuşmuş durumda. Bu pozisyonda retro harekete başlayacak. Özellikle zihinsel olarak biraz karışıklık hissedebilirsiniz. Merkür'ün retro olduğu süreçte dalgınlık, unutkanlık, zihinsel olarak konsantre olmada zorlanma olabileceği gibi biraz iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Kendinizi dinleyebilir, iç sesinizi dinleyebilir, bilinçaltınızdaki bazı kavramları keşfedebilirsiniz. Bu arada sezgilerinizin çok güçlenmesi, empati yeteneğinizin artması da mümkün. Şu dönemde rüyalarınız belki her zamankinden daha fazla mesaj içerebilir sevgili koçlar. Özellikle geçmişle ilgili bilinçaltında duran bazı duygular, düşünceler Merkür'ün retro olmasıyla birlikte tekrar gündeme gelebilir. Onların sizin üzerindeki etkisi artabilir. Unutkanlık ve kayıplara karşı dikkat etmelisiniz. Çünkü Merkür retro olduğu süre içerisinde zihinsel dağınıklık yaratır. Neptün'le de kavuşum yaptığı için şu sıralarda unutkanlık ve dalgınlık çok fazla olabilir. 12. evde genellikle biraz kayıpları ve bilmediğimiz kavramları temsil eden bir ev. Bazı eşyalarımızı ya da bir iletişim cihazımızı kaybetmek veya bir yerde unutmak gibi kavramlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle dikkatli olmamız gerekiyor. Ayın 7'sine kadar Ay Boğa burcunda maddi konular gündemde olacak. Hafta sonuna doğru artık İkizler burcuna geçecek. 8 Şubat'tan sonra biraz daha iletişim artabilir. Kısa seyahatler yapabiliriz. Yakın çevreyle ilişkiler artabilir. İletişim trafiği biraz daha yoğunlaşabilir hayatımızda. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.